Amerika Birleşik Devletleri'nde artan okul saldırıları sonrası çok tartışmalı bir yasa hazırlandı. Bu yeni yasayla birlikte öğretmenlerin sadece 24 saatlik bir eğitimle silah taşımasına izin verilmesi planlanıyor. Bir taraftan silahsızlanma çağrıları yapılıyor, diğer yandan öğretmenlerin de silahlanması kolaylaştırılıyor. Okullarda sık sık yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle Ohio eyaleti tartışmalı bir karara imza attı. Artık öğretmenler okula silahla gidebilecek. Üstelik 700 saatlik standart silah eğitimi öğretmenler için 24 saate indirilecek. Yasa tasarısı Ohio valisi Mark DeWine tarafından imzalandı. Vali geçen ay Texas'ta bir ilkokulda meydana gelen ve 19 çocukla 2 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı hatırlattı. Eğitimcilerin savunmasız kaldığını söyledi. Ohio valisi, Texas'ta yaşanan saldırının yasayı yürürlüğe koyma aciliyetini artırdığını açıkladı. Ancak karara tepkiler de çığ gibi büyüyor. Eğitim sendikaları öğretmenleri silahlandırmanın riskli ve tehlikeli olduğunu savunuyor. Ohio Öğretmenler Federasyonu ve Ohio Eğitim Derneği yasa tasarısının veto edilmesini istiyor. Yeni yasa tasarısı güvenlik güçlerinde endişelendiriyor. Polis yetkilileri silahlı öğretmenlerin olası tehditler karşısında alabilecekleri yanlış kararların sonucundan yana kaygılı. Öğretmenlerin 24 saatte silahlanmasına olanak tanıyan tasarıya göre son sözü okul kurulları söyleyecek. Öğretmenler ancak okul kurulları onay verirse okula silahlarını getirebilecek. Texas'ın Uvalde kentinde bulunan ve 600'e yakın öğrencisi bulunan bir ilkokulda 26 Mayıs'ta silahlı saldırı gerçekleşmiş. 19'u çocuk, 21 kişi öldürülmüştü. Katil ise 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı bir gençti. Bu saldırının ardında ülkede bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için çalışmalar başlatılmış. ABD Başkanı Joe Biden da bireysel silahlanmaya karşı tavır almıştı. Böyle bir süreçte öğretmenlerin silahlanmasına yönelik bu adım ülke genelinde tepki çekti.